Merhaba T24 izleyicileri. Şimdi artık bayram tatili başlıyor. Malum yaz tatili de devam ediyor pek çoklarınız için. Ve tabii ki kitap satışları da Türkiye'de bu oranda arttı. Herkes tatile giderken ya da bayram tatiline çıkarken yanında kitaplarıyla gidiyor. Muhakkak ki çok satan kitaplar ve yazarlarla burada röportaj yapıyoruz ama arada yeni çıkan bazı kitaplar da var. Onlardan bir tanesini bugün sizinle paylaşmak istedik. Cemal Süreyya'yı farklı yönden anlatan bir kitap. Size nefesimi bırakıyorum. Kız kardeşi Perihan Bakır anlatmış ve Güzin Tanyeri, Perihan Bakır'ın kızı kaleme almış ya da yazıya dökmüş diyelim ve bir kitap haline gelmiş. Güzin Tanyeri de bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu Cemal Süreyya Türkiye'de şiirin belki de en önemli isimlerinden bir tanesi. Çok seveni var, çok hayranı var. 1990'da hayatını kaybetti. Önümüzdeki yıl 30. yılını dolduracak vefatının ardından. Dolayısıyla geride iz bırakmış bir şair ama bu kitap Cemal Süreyya'nın edebi kişiliğine, şair kişiliğine ait bir kitap değil, tamamıyla anılardan oluşuyor. Evet. Neden böyle bir kitap yazmak istediniz ya da daha doğrusu anneniz yazmak istedi, siz kaleme aldınız? 70'li yıllarda dayım zaten çocukluğumuzu anlatın, Muzaffer Buyrukçu arkadaşım, Muzaffer Buyrukçu da yazsın demişti anneme. Çünkü ben arkadaşlarıma çocukluğumu anlattığım zaman onlar Cemal'in hayal dünyası çok geniş, böyle anlatıyor diyorlar demişti. Fakat o gerçekleşmedi. Çünkü dayımın işleri vardı. O buluşmayı sağlayamadı. Teyzemin de anlatmasını istiyordu aynı zamanda. Dayımın vefatında annem bunu onu bir vasiyet olarak kabul etti. Ayrıca da dayımın vefatından sonra da çok yanlış şeyler de anlatılıyordu. Eksik bilgiler de vardı. Ve biz bunları verilen röportajlarda rahatsızlık duyuyorduk. Çünkü dayım başka bir kişiliğe büründürülüyordu. Ama 95 yılında Feyza Perinçek ve Nursel Duruel'in hazırladığı bir kitap, Cemal Süreyya, şairin hayatı şiire dahil, gayet güzel ve ciddi bir kitaptı. Ama özel hayatı tabii bu kadar orada yoktu. Şimdi öncelikle bu Cemal Süreyya'nın eşine şiddet uyguladığıyla ilgili haberler çıktı basında. Aslında bu sıralar Türkiye'de herkes bu evet. Konuda çok hassas. Evet. Ve çok önemli edebiyatçılar, sanatçılar ya da yazarlar, hı-hı, siyasetçiler, evet, toplumun aslında farklı değerler atfettikleri insanlar bile kimi zaman şiddet gösterebiliyorlar ya da hayatlarının bir parçası olabiliyor. Sizin tepkiniz buna mıydı? Yani Cemal Süreyya'nın, dayınızın ya da annenizin, erkek kardeşinin adının şiddetle birlikte anılması mıdır bu kitabı yazdırttıran? Çünkü burada çokça eski eşinden ve eski eşiyle olan ilişkisinin ayrıntılarından bahsediyor anneniz. Aslında bütün eşlerinden bahsediliyor. Yani dayımın ilk evliliğinden itibaren amaç eşleri yermek veya şey değil, üstelik pozitif ayrımcılık yaparak bu kitap yazıldı. Yani bizim orada yazmadıklarımız var. Bu kitabın nasıl diyeyim size, eksiği var, fazlası yok. Çünkü gerek yok o konulara o kadar girmeye. Ama olayların akışı... Siz biraz önce farklı tanıtılıyor dayım dediniz, evet, de o anlamda söylüyorum ben. Yani farklı bu mudur tanıtılıyor size? Yani sürekli döven bir insanmış, dayakçı bir insanmış gibi, aslında öyle bir şey yok. Olan olaylara baktığınız zaman ani verilen bir tepki ve bir tokat. Ama bu doğru mu? Değil. O bundan memnun mu? Değil. Böyle bir şiddete eğilimi olan bir insan asla değil. Dayım, yani tanımış olsaydınız ne kadar sakin, ne kadar efendi, onu tanıyan yakın arkadaşları, çevresi zaten onun hani bunu bir şey yapmayacağını biliyorlar ama yeni tanıyanlar, yeni tanıyacak olanlar neden hani yanlış bilgi edinsinler? Hı hı. Mesela söylemediği cümleleri neden söylüyormuş olsun? Hı hı. Onları aynı zamanda düzeltmek istedik.
bütün hayatlarını yazdık. Çünkü biraz yani dediğiniz gibi muhakkak çok anlatılmayanlar vardır ama anlatılanlar evet. arasında kimi zaman fazlaca özeli var işte biraz önce bahsettiğiniz gibi. Dolayısıyla bunu okuyanlar şöyle sorabilirler kendilerine. Yani biz Cemal Süreyya'yı büyük bir şair, onun aşkla özellikle ilgili yazdığı şiirler, işte duygularının çok yoğun olmasıyla biliniyor. Neden durup dururken şunu bu kadar aile özelini okumuş olalım diyebilirler diye düşündüm. Özellikle genç jenerasyon. Dolayısıyla sizin buradaki açıklamanız onun doğru tarafları mı ortaya çıksın? Şöyle Haydar Ergülen bu kitabın yazılmasından memnunluk duyduğunu söyledi. Hatta öyle bir yazısı da var. Pazar Ekin'de. Necati Tosuner dayımı çok iyi tanıyan bir hikayecimiz, edebiyatçımız Abbas Karakaya. Ve yani onu bilen, tanıyan insanlar bu kitabın çıkarılmasını çok doğru bulduklarını söylediler. Onun için biz de bunu bir dayıma karşı, yani annem abisine karşı bir görev olarak biz bunu çıkardık. Peki. Amacımız herhangi bir şey karşılıklı atışma herhangi bir şey değil. Yani onun gerçekte neler yaşadıklarını bilmeli insanlar. Çünkü Peki. dayım diyor ki ben cins şairim. Cins şair hayatın imbinden geçirir şiirlerini diyor. Bu şiirlerin yazılması, bu yazılarda, günlüklerinde dayım zaten birçok şeyi anlatıyor evet. aslında oralarda. Evet, peki şimdi kitabı okuyacaklar için biraz önce dediniz ki işte çocukluğunun anlatılmasını özellikle evet. istiyordu. Çünkü arkadaşları inanmıyorlardı. Evet. Ne anlatıyor anneniz burada? Nasıl yani okuyacak olanlara bir fikir olsun diye soruyorum size bunu. Genelde kitapları anlatmak zordur. Okuyucu istediğini bulur içinde ama yani nasıl ele aldı anneniz anılarını anlatırken ve nereden bakmayı tercih etti? Kendi çocukluklarına, o dönem yaşadıklarına? Objektif baktı. Bütün olayları yaşadıklarını işte üvey anneyle anne kaybı zaten onlar için çok büyük bir darbe. Dayım zaten bunu ölene kadar yaşıyor, annesizliği ve zaten şefkat aradım diyor dayım, röportajlarında var. Onun getirdiği sıkıntılar hepsine, anneme, teyzeme, kötü bir üvey anne dönemi yaşıyorlar. O dönem tabii çok etkiliyor hepsini. Dayımın şiirinde de var hepsi. Daha sonra iyi bir üvey anne geliyor. Onunla mutlu oluyorlar. Ama hep yaşam bir şekilde onları zorluyor. Yani objektif baktı. Hiç kimsenin penceresinden bakarak değil bu. Aynı zamanda o dönem Türkiye'nin içinde olduğu koşulları da biraz anlatmış. Aile evet. hikayesini anlatırken zannediyorum. Evet. Taşınmalar, göçler. İlk başta. Peki yani bu kitabı belki okuyanlar Cemal Süreyya'nın daha fazla edebi yolculuğunu ya da işte şiirlerini ya da şair kimliğinin arkasında yatanları görmek isterler ama anneniz özellikle çok fazla, zaten siz de söylemişsiniz bir röportajınızda, bu bir edebiyat kitabı değil, bu bir anı kitabı. Evet. Biraz açar mısınız bunu? Biraz? Evet, bu bir edebiyat kitabı değil, bir anı kitabı. Çünkü edebiyat üzerine edebiyat insanlarının konuşmasını biz istiyoruz ve öyle olsun, öyle oluyor. Ama gerçek yaşamını da, neler yaşadığını, ne sıkıntılar yaşadığını da bilmeleri gerekiyor diye düşündük. Çünkü şiirlerini okurken evet bunun için yazmış diye görecekler, hissedecekler. Bir anlamda şiirlerin perde arkasını yazmışsınız diyebilir miyiz? Ya da anneniz anlatmış diyelim değil. Daha doğrusu. Evet, evet öyle. Aynı zamanda biz de onun hayatına kardeşler olarak, benim ablam var, bir kız kardeşim var. Biz üç kız kardeş de onun hayatına çok şahit olduk. Birlikte yaşadığımız çok şeyler var ölene kadar. Annemin anlattı. Annemin hafızası çok iyi. Annem 83 yaşında ama gerçekten müthiş bir hafızası var. Eskiden anlattı. Çocukluğunda da, bizim çocukluğumuzda da bazı şeyleri anlatırdı. Her şey değil ama genç kızlığımızda da, daha sonra teyzemden de biz bunları duyduk. Hatta bir araya ailece dayımlarla bir araya geldiğimizde de hepsine şahittik. Burada yazan her şey gerçek. Anladım. Okuyucu Peki, artık değerlendirecek. Peki siz mesela Cemal Süreyya'yı yeğeni olarak
evet. anlatmak isteseniz. Bu kitap annenizin, yani kız kardeşinin ağzından evet. anlatılanlar. Siz dayınızı anlatmak isteseydiniz bugün, hı-hı. bu kitaptan da yola çıkarak ne söylerdiniz? Nasıl bir insandı sizin için Cemal Süreyya? Hem bir şair olarak, bir evet. edebiyatçı olarak, hem de aileden biri, bir dayı evet. olarak ne dersiniz? Nasıl anlatırsınız onu sevenlere, okuyucularına? Dayım çok sıcak, sevecen, sakin bir insandı. Böyle hep alçak sesle konuşurdu. Baktığı her şeye farklı bakar ve anlatırdı, dikkatimi çekerdi. Bizim onunla beraber sohbetlerimiz çok oldu. İkimiz bir araya gelirdik. Ben sık sık giderdim dayıma, yalnızdı. Televizyon izlerken o kadar detay görürdü ve sana hissettirirdi ki çok mutlu olurdum onunla beraber olmaktan. Ben zaten hayrandım dayıma. Hayatımda öyle biriyle karşılaşayım diye çok istemiştim. Çok şükür eşim, tabii kimse aynı olamaz ama o bakımdan çok şanslıyım. Tanımak gerekiyordu onu. Kimsenin kötülüğünü isteyen, neden beslenildi şiirlerini yazarken? Neydi onu en çok etkileyen hayatta? Nelerden etkilenirdi? Vallahi tabii ki sevgi onun için çok önemliydi. Aşk ama en çok da sevgi. Hı hı. Aslında aradığı gerçek şey şefkat. İşte onu bulamayınca maalesef kendi söylüyor zaten. Yani bizim söylememize hı. gerek yok. Onun kitaplarını aynen. okuduklarında, şiirlerini okuduklarında, röportajlarında o zaten kendi anlatıyor bunu. Biz de bunu biliyoruz. Şimdi Cemal Süreyya, yani bu Türkiye'deki pek çok yazar için geçerli gerçi, üzücü bir durum tabii. Cemal Süreyya Türkiye'de şiir dendiğinde akla gelen bir iki isimden bir evet. tanesi ama hakkında yazılmış çok az kitap var. Evet. Ve en önemlisi bilmiyorum, anısına yapılmış da çok az şey var. Bu sizi kırıyor mu mesela, ya da bunun neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz ve genç jenerasyon, yeni jenerasyon, yani bütün ülkelerde bu böyle belki. Şimdi hı-hı. artık ilerleyen teknoloji ve... Evet. İşte arama motorları sayesinde olup evet. olmadık bilgilere ulaşıyorsunuz ya da doğruyu zannettiğiniz şeyler kimi zaman yanlış çıkabiliyor ama yeni jenerasyonun daha fazla okuması, dayınızı ya da anlaması için neler yapılabilirdi, ne yapılmadı ve bu anlamda ailecek bir kırgınlığınız var mı diyelim ya da üzülüyor musunuz baktığınızda dayınızın gerekli hak ettiği değeri aldığını düşünüyor musunuz? Yani birçok şair hak ettiği değeri çok aldığını düşünmüyoruz zaten de. Yarışmalarda soruluyor, adı geçiyor. Bazı dizi filmlerde kitabı gösteriliyor veya şiirlerinde rock. Tabii ki çok hoşumuza gidiyor. Yani bir yandan içimiz yanıyor. Ya bu kadar sene diyorsunuz, 30 sene ama 30 sene biz hiç ondan bahsetmediğimiz bir gün olmadı. Halen öyle, bizim acılarımız çok farklı. Yani dayım 59 yaşında öldü. Daha çok yaşayabilirdi. Daha çok şiirler ve güzel sözler yazabilirdi. Denemeleri falan o kadar güzel ki, o kadar güzel sözleri var ki. Yani bir felsefeci gibi hayatı orada görebiliyorsunuz. Gençler kitap okusunlar diyorum. Yani, peki dayınız mesela kitaplardan mı beslenirdi, günlük hayattan mı beslenirdi? Hepsinden. Çünkü dayım gerçekten çok okuyan ve hatta çocukluğundan beri çok okuyan bir insan. Diyor ki gazete çok çok eski, işte ilkokula giderken kese kağıtlarını açıp onları, oradaki resimli romanları okuyup orta birde dayım Dostoyevski'yi okuyarak etkilenmiş zaten en çok da. Ama ondan önce de çok kitap okuyan bir çocuk. Hep hayatı kitaplarla, ilkokulda dergi çıkarıyorlar Profesör Altan Günalp'la. Tek düsta, yani tek sayfa, birinin adı Kahkaha, başka bir dergi bir daha çıkarıyorlar. O da Bıyıklı Kedi. Hani çizmeli kedi var ya diyor. Ben de bıyıklı, bunun ses kaydından ben hep kağıda döktüm bunları. Hayatı boyunca kitapları çok seven, kitaplarına çok önem veren bir insandı ve zaten hiçbir zaman lüksü sevmedi. Evinde duvardan duvara kitaplıkları vardı. Basit, güzel, oturacağı şeyler. Nasıl diyeyim, hiçbir zaman
paraya önem vermedi. Para onun için sadece araçtı. Bizim için de öyle. Yani annem ve teyzem, dayımdan bahsediyorum. Yani bizler için de öyle. Yani en önemli verdiği şeyler kitaplarıydı ama maalesef öldükten sonra kitapları da tarumar oldu. Oğlu sattı başkalarına. İşte sahaflara. Hepsi bizim için büyük acı. Yani bunları annem anlatmak istedi. Dedi ki ölüp gideceğim. Bunlar bilinsin. Bilinsin. Abim yanlış tanınmasın. Geriye böyle bir miras bırakayım. Siz bu annenizi anlatırken ve siz kalemi alırken, yazarken diyelim, bilmediğiniz, o güne kadar size söylenmemiş en azından anılarla ya da bilgilerle karşılaştınız mı? Ve belki de bu kitabın sizin için en dokunaklı ya da en önemli bölümü hangisi, onu izleyenlerimizle paylaşabilirsiniz. Mesela kitabı adını veren Size Nefesimi Bırakıyorum. Hakikaten yaşadıkları çok bana üzüntü veren bir anıları. Ve şöyle de düşünmüştüm. Lisede okuyan birinin bu kadar güzel bir söz söylemesi. Yani gerçekten dayım doğuştan şair. Yani çocukluğundan beri. Kelimelerin gücünü çok iyi, güzel kullanıyor. Evet, çok güzel kullanıyor. Bir kelimelerin her şeyden daha ne kadar güçlü olabileceğini gösteren bir şair, evet, değil mi? Yani 10 paragraf yazmaktansa bir kelimeyi kullanmak, evet, çok daha güçlü bir şekilde, evet, ifade ediyor kendini. İşte üvey anneyle dönemindeki yaşadıkları çok acı şeyler var, üzüntü verici. Birbirlerine uzaktan bakmaları kardeşlerin insanın içini acıtıyor. Daha sonra da hayatında dayım mutsuz şeyler çok yaşadı. Onlar içimi acıtıyor. Ölüm şekli, ona çok üzüntü verilerek hayatını kaybetmesi. Yani üstü kalsın diyor. Yani bu derece mutsuz oluyor ve üstü kalsın diye şiiri yazıyor. Hepsi acıtıcı. Öldüğü gün yanındaydık. Yani o da bambaşka bir gündü ve hepimiz bir karanlığa yuvarlandık biz. Seneler sürdü. Hala da sürüyor. En büyük acı da en sonunda ona bir mezar yeri maalesef olmadı. Üstüne yengesini gömdüler. Bunu bir röportajınızda da anlatmışsınız ve bu konuda da aslında yıl dönümü gelecek önümüzdeki sene. Hala imkanı var aslında. Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Nedir? Şimdi bizim resmi olarak bir yaptırım gücümüz yok. Yok. Mirasçıları. Evet, kızı var Ayçe. İzmir'de yaşıyor. Oğlu zaten Memo vefat etti. Dolayısıyla bazı haklar Zuhal Hanım'a geçti ama bu mezar konusunda amcanın mezarının yanına gömüldü dayım. Mehmet amcasının yanına. Çünkü Memo'nun çıkardığı bir karışıklıktan dolayı Memo alıp dayımı Hendek'e götürmek istiyordu. Hendek'le hiç alakamız yok. Yani ve dayımın isteği olan bir yer asla değil, yok. İstemedik tabii ki, yani herkes karşı çıktı. Annemin halasının çocukları, amcasının çocukları ikna ettiler ve o dönemde amcasının yanına gömüldü. Annem istemedi, o zaman da istemedi ama annemi dinleyen olmadı. Yani o şeyde. Herkes kulağını tıkadı ama annemin dediği, annem ileri görüşlü bir kadın, her zaman da öyle oldu. Sonunda bugünlere gelindi ve maalesef dayıma kendine ait bir yeri bile olamadı. Evet, bu tabii acı. Diğer taraftan bence biraz önce söylediğiniz de gerçekten üzücü. Çünkü sonuçta Ceven Süreyya'yı da bütün edebiyatçılar, sanatçılar, evet, geride eser bırakanlar sadece ailelerinin değil aynı zamanda kültürel mirasın bir parçası. Evet. Bir ülkeyi ülke yapan, değil mi? Bir ülkenin kültürünü kültür yapan, evet, çok önemli bir birikim. Dolayısıyla örneğin bir Cemal Süreyya kütüphanesinin olmaması ya da bir Cemal Süreyya evinin olmaması diyelim. Yani bu şekilde anılarla ya da içerikle anılıyor olmaması da bir yandan. Belki önümüzdeki yıl için böylesine bir proje istemez misiniz? Örneğin birileri öne ayak olsun, bilmiyorum. Tabii ona ve onun gibi değerli insanlara böyle şeyler yapılmalı. Ama tabii bunlar nasıl yapılıyor, prosedürlerine,
Onları zaten bizim yapmada gücümüz yok dediğimiz gibi, hani evet, resmi bir gücümüz de yok. Yani bizim sadece şu var, çocukluğunu Sayın Necati Güngör yazacak. Bizim bütün amacımız çocuk kitabı olarak yazacak. Çocuklar onu küçük yaştan tanıyarak büyüsünler diye bu çok evet, istiyorduk. Zaten Necati Güngör Bey de çok istiyordu. O yapıldığı zaman biz bir yönden biraz içimiz rahat olacak, mutlu olacağız. Evet, bir de tabii ki bu sıralar herkes, bütün dünya genelinde bu böyle ama Türkiye'de de nefretin ya da işte nedir, sevgisizliğin evet, çok hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hı-hı. Sevgiden beslenen bir edebiyatçının, şairin çocukluğunun anlatılması önemli. Aynı zamanda bu kitapta onun her şeye rağmen nasıl sevgi dolu şiirler bıraktığını geriye ya da yazdığını da öğrenmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz, katıldığınız için. Annenizle tabii, sizin nezdinizde anılarını anlattığı için. Eminim onun için de kolay olmamıştır geriye dönmek ve bu anılara dalmak. Evet, çok rahatsızlanıyordu. 3-4 gün ara veriyordum. Tekrar gidiyordum. Bir hafta ara veriyordum. O son dönemde de bayağı bir rahatsızlık yaşadı. Ama sonuçta anlatması gerekiyordu. Yaptık. Dilerim dayımın ruhuna değmiştir. Asla kimseyi karalamak, kötülemek amacıyla değil. Ama gerçekler bu. Bu kitapta gerçekler var. Sizin en sevdiğiniz şiir hangisidir? Var mı özellikle tercih ettiğiniz? O kadar çok şiiri var ki aslında biliyorsunuz. Anneanneme yazdığı ilk şiir zaten dayımın şiiri. Şarkısı Beyaz. Orada anneannemin ölümünü ve onların nasıl dağıldığını da anlatmış oluyor o şiirde. Saçlarını koynuma aldım. Arada bir çıkarıp ağlamak için diyor. Yani çok duygulu şiirleri var. Güzel birçok, hangi birini sayayım? Yok, sizin için, sizin özelinizde hangisinden çok seviyorsunuz diye sormak istedim. Aşk şiirleri de çok güzel tabii ki. Evet. Aşk şiirleri zaten dilden dile. Kim, bazen de uydurmaları da çıkabiliyor. Acaba Süreyya'nın olmayan. Evet, oradan olmayan değil de işte onun toplu şiirlerinin olduğu kitaptan evet, keşke paylaşsalar. Evet. Hiç dayıma ait olmayacak cümleler oluyor. Bazen yazıyorum, bu ona ait değil diye, ama hepsine yetişmek kolay değil. Peki, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şöyle göstereyim tekrar. Size nefesimi bırakıyorum. Gerçekten dediğiniz gibi daha ne olabilir ki, başla bile çok etkileyici. Perihan Bakır imzasını taşıyor. Cemal Süreyya'nın kız kardeşi. Onun ağzından aile hikayeleri, Cemal Süreyya'nın çocukluğunda yaşadıkları, sonrasında yaşadıkları, evet, kimi zaman hayatından, özel hayatından, kimi zaman etrafındaki dostlarıyla, arkadaşlarıyla olan ilişkileri bir ömre tanıklık edeceksiniz. Evet. Dolayısıyla bu bayram tatilinde belki de hem hediye edersiniz yakınlarınıza hem de kendiniz okursunuz diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.